Evet, herkese selamlar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi güzel bir gün. Güzel bir güneşli gün. 2017 9 Nisan. Göründüğü gibi bahar yine kendini gösterdi. Evet, limonlarımız çiçek açmaya başladı. Limonlarımızı dışarıya yerlerine aldık. İşte görüyorsunuz, bunları dalları kırılmasın diye içeriye sokuyoruz. Yağmurdan korumak için, kardan korumak için. Bizde kar çok fazla oluyor. Bir de erken çiçek açmaklarına sebep oluyor. Evet arkadaşlar, limonlarımız bu şekilde. Böyle meyveye başladılar. Şöyle genelini bir gösterelim. Şöyle bir yavaş yavaş dizayn ediyoruz. Şu an terastayız. Bunlar terastaki limonlarımız. Bolca meyve verir. Bunların meyve vermesi için bunlar yalnız başına bir tepede dağda kalmayacak böyle. Yanlarında bir eşcinsleri olacak. Onlarla hayatı sevecekler. Koklaşacaklar, havalanacaklar, böyle bolca çıkacaklar. Arkadaşlar, burada iki cins meyvemiz var. Birisi maya limon, birisi de normal yedi veren limon. İkisi de yedi verendir. Biri maya bodurdur, tam bodur. Diğerleri. Bu tam bodur olan değil, biraz yüksek yapıyoruz. Evet. Bu portakal çiçeklerinden belli olur. Çiçekleri beyaz olur portakalın. Evet. Yine burada portakalımız var. Böyle bunlar da çiçek açmaya başlamış. Portakallar yedi veren değil ama portakal da böyle küçükken meyve verir, kendini doldurur. Evet. Geçen seneki meyveleri topluyoruz artık. Geçen seneki meyveler bunlar da bayağı bir ağırlık yapıyor. Diğer çiçeklerin tutmasına sebep oluyor. Bakın işte burada bunları besleyememiş. Yenisini veriyor. Bunlar pis soğuğunda biraz yandılar. Evet. Arkadaşlar. İnsan yaptığı işi sevmeli. Yaptığı işi seviyorsa, ondan zevk alıyorsa onu gönüllü yapar. Ben bunları hiç bilmiyordum. Benim esas mesleğim inşaat. Emekli olduk. İnşaatla daha uğraşamıyoruz ve bunlarla uğraşmaya karar verdik. Yalnız küçükten beri, çocukluğumdan beri ben bunları çok severim. Bunları bir dostumuz için böyle hazırlıyoruz. Eski ve yeni meyvelerle. Böyle. Bazı dostlarımız var, bize böyle işte meyveli hazırlayın diyorlar. Güzelinden, iyisinden. Siz ona yemek verin. İşte parası neyse biz öderiz, mühim değil falan. Biz de kimseye vermiyoruz. Müşterimize gönderiyoruz. Bazen öyle oluyor ki tabii dostluklar, güveniyorsun. Adama bekletiyorsun. Kimseye vermiyorsun. Adama gönderiyorsun. Sonra da bekleyip duruyorsun. Tabii adam senin gibi değil ki. Adam iş adamı. Adam bilmem ne. Adam 3 kuruşa 5 kuruşa hiç tenezzülü yok ama seni bekletmekten zevk alıyor. Soramıyorsun da, isteyemiyorsun da, kardeşim işte bu öyle bir hesabımızdı falan, günaydın diyorsun ancak. Allah Allah merhamet versin diyelim, başka ne deriz yani. Bazı arkadaşlarımız çıkıyor böyle, bazı kargosunu da bize ödetip üzerine yatıyor. Ne yapalım ya, bu dünya hep bize kalacak değil ya, bunun ötesi de var yani. Biz inançlı insanlarız, biz
Biz bekleriz, bu dünyada da bekleriz, ötekini de bekleriz. Bunlar da böyle. Gördüğünüz gibi şu küçük saksıda şöyle meyvelerimiz var. Bu portakaldır. Bunlarla uğraşıyoruz. Bunları evin üzerinde, bunları 1-2 sene suluyoruz böyle. 3 sene, 5 sene, 5 seneliği var. Bu mandalina mesela böyle vermeye başlamış. Sonunda adama gönderiyoruz. Kardeşim işte sana bir tane harbuduğu yaptık. Adam aldıktan sonra sana geri dönmüyor, telefonu bile açmıyor. Böyle de çıkıyor. Önce bir sene haktan hukuktan bahsediyor. Ya ne zaman biz doğru olacağız bilemiyorum arkadaşlar, kusura bakmayın. Sistem gibi oldu ama. Yani biraz da canımızı yakıyorlar ya. Fidelerimizi, gördüğünüz resimleri birebir alabiliyorsunuz. Biz resmini WhatsApp üzerinden size gönderiyoruz. Siz beğenirseniz fiyatını söylüyoruz. Beğendiğinizin fiyatını, şunun fiyatı şudur. Kargo yaparken de tekrar size haberdar ediyoruz. Şunu size gönderiyoruz, bunu mu beğenmiştiniz diye. Ama ne bileyim, yine de çok fazla doğru olamıyoruz. Allah bilsin, elimizden geldiği kadar doğru olmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Allah'ım kimsenin hakkını bize nasip etmesin. Bizim hakkımız herkeste kalabilir, sorun değil. Herkese hayırlı çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun.